Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Türkmen Eğitim Müdürü Sayın İmam Muhammed İbrahim'i sahneye davet ediyorum alkışlarınızla beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer Irak Düşman Cephesi Başkanı Sayın
Hasan Toran Bey, saygıdeğer Irak Türkmen Cephesi İl Başkanı Sayın Kahtan Bey, saygıdeğer bizim il meclisimizde üyemiz Sayın Sevsen Ceddi, Sayın Değer Protokol, Hazirun ve müfettişlerimiz, velilerimiz, öğrencilerimiz, okul müdürlerimiz, cümlemiz, hoş geldiniz, sefalar getirirsiniz. Ne mutlu bize bir gün, gene Türkmen eğitiminin bir gün bir başarılı günüdür. Ne mutlu bize bir gün, Türkmen eğitiminde başarılı kaydeden öğrencileri gene bir gün bir ödüllemek törendi. Ben buradan teşekkür ederim. Türkmen Eğitim Öğrenci ve Gençler Birliği'nden, başta gelen Murat Efendi'nden. Çünkü günlerdir bizimle çalışırız. Hatta bu tören düzenlensin. Ben buradan teşekkür ederim özünden ve ekibinden. Bütün gençler ki burada bizimle dururlar, çalışırlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. İşte bu da Türkmen eğitimi. İşte bu da bizim sonuçlarımız. Her kim Türkmen eğitiminde imanı yok ise gelsin görsün bizim sonuçlarımızı, gelsin görsün bizim öğrencilerimizi. Biz şimdi kaç yıldır çalışırız öğrencileri bir seviyeye getirelim. Bir gün herkese belli olsun. Bu seviyeye eğer bu netice bir gün gelirse ben koyarsa onunla konuşayım, hatta herkes anlasın. Eğer biz bir gün eğer bu neticeyi getirmişsem her öğrenci öz hakkıyla getirir özü. Herkes bilir bizim üzerimize baskınlar, kağalarımızda, murakabatlarımızda, tasrihte, her şeyde baskı var üzerimize. Bir öğrenci eğer bir gün iyi bir puan getirirse öz hakkıyla getirirdi. Eğer bir iyi derece getirirse öz hakkıyla gelse. Eğer bir nisbet necah getirirse bir okul öz yorgunluğuyla, idaranın, öğretmenlerin yorgunluğuyla o neticeyi getirmiştir. İmanımız olsun, imanımız olsun, aldığımız eğitim en iyi eğitimdi. İmanımız olsun, o analara babalara girer. Hapsının gözlerini öperem, o analara babalar. Kübele, uşaklarım bize amanet diye verirler bize. Ve görürler o amaneti biz ne şekilde aşırık, ondan sonra bu uşakların neticeleri ne şekilde olsun. Emin olun, verdiğimiz eğitim diğer okullarda bu eğitim yoktu. Ben bu hakikaten dediğim zaman çok mütevkiden bu hakikaten. Gelsinler görsünler okullarımızı, gelsinler otursunlar bir safımızda, bir derste, her ne derse olursa gelsin baksın bizim öğrencilerimiz ne şekil bu talebelere, ne şekil ders verirler. Gelsinler baksınlar benim müdürlerim, hepsine saygım var. Bütün müdürlerime saygım var. Gelsinler baksınlar bu uşakları mektepte ne şekil idare edirler. Nenem babamla hapsi. Vallahi bu gözümle görmüşüm ben bunu. Yok ki ögümde temsil edildi. Ben uzaktan izlerim özü. Bu uşakları nenem babamla kaldırırlar, koyurlar. Vallahi bir şey ayrı okullarda yoktu. Ben buradan tamam görevleridir, eğitimcidir ama bu şekil idare etmek bu herkesin terbiyesinden geçer, herkesin eğitiminden geçer. Buradan teşekkür ederim özellikle. Çalışmamız soğuktu. Sağ olun. Çalışmamız soğuktu, engellerimiz de soğuktu. Eskiliğimiz var, evet var. Çalışırız o eskiliğimizi tamamlayalım, evet çalışırız o eskiliğimizi tamamlayalım. Diğer okullarda da hiçbir yerde Gürcistan yoktu. Irak okullarında herkes bilir, Irak okullarında binaya sıkıntısı var, kitap sıkıntısı var, öğretmen sıkıntısı var, bütün sıkıntılar var, o da bizde de o sıkıntılar var. Ama biz Allah'a şükür, bizimle yardımcı olanlar, egemenimle çalışanların idaramda, eğer okullar, onlar her zaman bizimle çalışmaktadır, hatta o engelleri giderlerden. Ve ben burada özellikle bir şükür tevcih ederim Sayın Başkan'a ve Irak Türkmen Cephesi'ne. Her zaman ellerin köşüklerine çağırdı Sayın Başkan'a deyip, neyi var? Ben saati durmuşam. Biz bir işler yapıyoruz. Ben koysir de olmasın, siz sevsen de burada hadi. Çünkü özel vakit yer bir iş yapıp kimseye demem. İnanın, inanın biz kaç kere Bağdat'a gitmişim bunu demeyelim. Ne ilimde çıkardık ne kimseye diyelim. Bağdat'a giderim bir küçük hak için.
Bağdat'a gidiyoruz yarım saat için, yarım saat Bağdat'a gidiyoruz. O hakkı elde ederek döndük. Kaç kere gitmişim, gelmişim, hatta bu millete bir hizmet görse dağın. Hatta Türkmen eğitimini bir adım öge dağın. İstediğimiz çoktu, talabatımız çoktu. Her şeyimiz Kerkük'te bitmedi, çoğu Bağdat'ta bitiri. Bağdat'ta çok çalışmak istedik. Onu da biz, Sayın Başkan, biz de özüyle çalışırız. Hatta olan inşallah hapse elimize gelsin. Dinimiz Kerkük, Kerkük'ümüzdür. Kerkük Türkmanındır. Neyden ispat ederim özü? Ben eğer uşağımı Türkman okuluna koymuşsam, günde bir tane geldim, benim oğlumu istirem elime nakledim, istirem filan yaparım. Ya, bu ne olacaktı? Türkmançı gerek her şeye iman etsin. Türkmen insan, milli Türkmen insan gerek her vakit fidakar olsun, tadhiye versin. Ama sen oğlu, uşağı, Türkmen okuluna koyduğunda o tadhiye etmişsen, iyi bir yere koysan, özel bir okula koysan. İnşallah, ben çok uzatmayayım lafı. İnşallah bizim çalışmamız devam edecekti ve inşallah her yıl 2000-3000 talebelerimiz başarılık kaydeder, gene tören ederiz, gene ödül veririz derine. Allah Subhanehu ve Teala'dan dilerim inşallah her kim bize yardımcıdır bize, her kim bizimle gevli, eli, dili, maddi, manevi bizimle de Allah tevfik versin üzerine ve Allah bize de bir güc versin. Hatta bu işi başarıp kimi yaparağım. Beni dinledim sen, sağ olun, var olun. Sıradaki konuşmalarını yapmak üzere Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Genel Başkanı Murat İmadettin Türkmeni sahneye davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Irak Türkmen Cevesi Genel Başkanımız Sayın Hasan Turan Beyefendileri, değerli protokol, il meclis üyemiz Sayın Sözen Hanım, eğitim müdürümüz, Himat Hoca, il başkanımız, Kahtan Beyleri, sivil toplum örgütü başkanı Sabırak Beyler, değerli müfettişlerimiz, Türkmen Akademisyenler Birliği Başkanı Doktor Murat Beyleri, değerli okul müdürleri, değerli hocalarımız, candan aziz öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Her şeyden önce bizim bu toplanmaktan amacımız göstereceğiz ki herkese Türkmen eğitimi düşmeyin. Ve ne kadar yapmaya çalışırsalar bu memleketin, bu vatanın hakiki, sadık, temiz aileleri var, gençleri var, bunu her daim ayağa kaldıracaktır. Bir kişi yıkarsa 1000 kişi kaldıracaktır inşallah. Türkmen eğitimini hiçbir kimsenin gücü yetmez yıkmaya. Türkmen eğitimi her daim ayaktadır. Her çalışmada bazen aşağıya inir, bazen yukarıya kalkar ama asla yıkılmaz. Bu yol şehitlerimizin kanıyla, atalarımızın emanetiyle, büyüklerimizin desteğiyle, iyi insanların duasıyla kurulmuştur. Bize emanet bütün şehitlerimizden başta Necdet abimizin merhum Necdet Kozak'ın beşli projesinden birisi Türkmen eğitimini kurmaktır. Bugün o projelerden birisi, Allah'a şükürler olsun, Necdet abimiz mezarda rahat uyusun, o projeye gerçekleşti. Aynı zamanda bugün Kerkük'te Mehmet hocamız buyurduğu da ki, bütün baskılara rağmen hocalarımız da, aileler de çok iyi bilir, müfettişlerden, müdür kağalardan, sınavlarda öğrencilerimize çok baskı oldu. Ama o baskılara rağmen Türkmen eğitimi Kerkük'te birinci sırada geldi ve her zaman da birinci kalacaktır inşallah. Çünkü aileler, valiler, okul müdürleri, öğretmenler azmettiler bu eğitimi ayağa kaldırsınlar ve bu çalışmalar da inşallah devam edecektir. Arkamızda bir tablo var. Burada bir hanım öğretmenimiz
1998 yılında Erbil'de öğrencilerine Türkçe öğretir, ben Türkmenim yazdım. Bu mücadele yeni başlamadı. Bu mücadele büyüklerden bize amanettir. Değerli şairimiz Abdi Bayatlı abimiz İlmaz Abdi merhumun babası cezaevinde Saddam tarafından mahbushanede tazibe aparırlar özün, tazibden döndürürler özün kanlar içerisinde her yeri kırılıp yanında bir küçük kağıdıyla bir kalemi var. Onun içinde Türkçe alfabesini yazıp oradaki cezaevindeki arkadaşlara dedi gelin kaldığımız yerden devam edelim. Abi değiller, biraz sırhat ile, biraz dinlen. İndi tazibden geldi. Diri dünya ölümdü. Dilimizi kaybetmeyelim. Bu mücadele kolay kurulmayıptı. Bu mücadele şehitlerimizin kanıyla kuruldu. O her daim ayakta kalacaktır inşallah. Biz o şehitlerimize, o abilerimize Allah'ın huzurunda ne de bakacağız? Bize bu amaneti teslim ettiler, bu şekilde sahip çıkacağız. Sizlerin başarısı onların huzurda, mezarda ve milletimizin yüzü gülerek rahat ve yüz artar inşallah. Bizim Türk dili önemli bir dildir. Ben bazı Irak'ın Arap ülkelerine, Kürt ülkelerine ziyaret ettiğimiz esnasında bakır oradaki milletler o kadar teşvikliler Türkçe okumağa, o kadar havaslıdırlar Türkçe okumağa, o kadar Türkçe öğrenmeyi isterler. Maalesef bazı bölgelerimizde bakırız bizimkiler yanlış fikirlere uyarak, kirli projelere uyarak uşaklarını Türkmen mektebinden çıkartmaya çalışırlar. Bir milletin dili kaybolursa kendisi de kaybolur. Bir milletin varlığıdır, dilidir, kalbidir, beynidir. Bütün sözlerde Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lugat-ı Türk'ünde Türk dilinin ne kadar önemli olduğunu, milleti bir araya getirdiğini her zaman ifade etmektedirler. Hatta din adamları, avliyeler bile Türk dilinin üzerinden sözleri vardır. Ahmet Yesevi hocamız, Türkistan piri bir sözü aklıma geldi. Diri din seçimdir, Türklük kaderdir. Bizim kaderimiz Türklüktür. Buna sahip çıkmamız lazım. Bundan bir hafta önce Türk dünyasının ortak dili olarak Latince alfabesi seçildi. 6 ülke, 5 harf ekleyerek üzerinden 36 harf ederek orada Türkçe dili, okuduğumuz dil 6 ülkede resmi dil olarak, ortak dil olarak kullandı. 2026'da inşallah gerçekleşecektir bu. Bütün yazışmalara ve Türk tarihi olarak onu o dilde yazılacaktır. Hepimiz okuyacağımız bir dildedir. Din sadece kendi aramızda iletişimdeki başka ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlar, söyleşilerimizle de irtibat kurmak gayesidir. Onun için Türkmen okulu kurulmak sebeplerinden birisi dilimize muhafaza etmek, şehitlerimizin izini sürmek ve aynı zamanda Türkmen varlığını muhafaza etmek, Türkmen bayrağımızı yükseltmektir. Değerli öğrencilerimize başarıların devamını dileriz. Her grubuz gelecek milletimizin liderlerisiniz. Gelecek sizlersiniz. Sizler geleceksiniz inşallah. Bizler dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Törenimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Allah sizlerden razı olsun. Başarıların devamını dilerim. Sağ olun, var olun. Türkmeneli Öğretmenler Gençler Birliği Genel Başkanı Sayın Murat İbadettin Türkmen'e anlamlı konuşmalarından dolayı teşekkür ederek şimdiden Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Sayın Hasan Turan Beylerine konuşmalarını yapmak üzere alkışlarınızla Kürsü'ye davet etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim.
saygıdeğer protokol, candan aziz öğrencilerimiz, valiler, müşrifler, okul müdürleri, hakkımızı candan salamlara, hoş gelipsiniz, sefalar gelipsiniz. Tabii ki törenler her zaman bütün Türkmenili bölgesinde törenlerimiz olmuştu. Ama inanın bizim öğrencilerimizle buluşmalarımız bizim gönlümüze yatan en güzel yaptığımız faaliyetlerin birisidir. Çünkü bir nabza da olsa bizim yaşadığımız ister ilkokulda, ortaokulda, lisede o güzel hatıralarımızı, arkadaşlarımızı hatırlatır hepimize. Bundan daha önemli üzerimize emeci geçen öğretmenlerimiz, muallimlerimiz, müderrislerimizi yadımıza düşer. Onları da rahmetle anarız. Vefat edenlere rahmet dileriz ve hayatta kalanlara her zaman uzun ömür, sıhhat, afiyet dileriz. Her milletin hayatında en başta gelen alan ki o milletin kaderini belirler eğitimdi arkadaşlar. Hiç inanmamın bir millet ayak üzerinde durar ece eğitim seviyesi en üst düzeyde ve en iyi kalitede olmasın. Onun için her zaman Türkmen milleti bu Irak devleti kurulmadan evvel ve kurulandan sonra her zaman Türkmenler toplumun içinde en fazla eğitime değer veren toplum olmuştur. Kerkük içinde bizim öğretmenlerimiz bütün Kerkük'ün bölgelerinde ve bazı illere gidip orada diğer milletin uşaklarını da eğitip üstek seviyeye yetiştirmişler. Onun için biz bir millet olarak eğitime bir bağlı bir milletiz. Eğitime çok önem veririz. Onun için Irak Türkmen Cephesi de olarak en önemli alan yanımızda siyaset ne kadar önemliyse, kültür ne kadar önemliyse eğitimimiz de o kadar bizim yanımızda önemlidir. Ve biliriz de bu eğitimin üzerine o kadar oynanan oyunlar var, o kadar kirli oyunlar var, hatta bir kopukluk yaratsınlar milletimizle bu eğitimin arasında. Onlara da diyoruz, bu bizim anayasal hakkımızdır. Hiç kimse düşünmesin, bu toplum bu anayasal hakkından vazgeçecektir. Hiçbir şekilde. Ve bir delil verim, Irak Türkmen Cephesi ne kadar eğitime önem verip ki bu da bir görevidir. Hiçbir şekilde bu millette acı yok. Bu boynumuza düşen en büyük görevlerimizin birisidir. Yenci Bakan, bu Yenci Bakanımız atananda ilk ziyareti eğitim camiasıyla getir yanına ve şikayetlerde bulundu. Dedik bizim sıkıntılarımız var, o sıkıntıları dile getirdik ve talep ettik o sıkıntıları gidersin. Ondan sonra bir süre bekledik. Bekledikten sonra baktık hele orada Eğitim Bakanlığı bizim o istediklerimizi yerine getirmedi. Ben eğitimci sorumlularımızla bir araya geldim. Bir yazı yazdık ve o yazını başbakana direkt elimizle verdik. O başbakandan talep ettik. Dedik bizim diraset hükümaniyede bazı sıkıntılarımız var. Ve bu da hükümetin işidir. Lütfen buna talimat ver. Bu sıkıntıları gidersinler. Sağ olsun başbakan müsteşarlarını emretti. Onlardan da ben birinci toplantını yaptım. İkinci, üçüncü toplantıya Sevsen Hanım katıldı, İmad Efendi katıldı. Ve biz dedik özlerine bir, bizim menhecilerde sıkıntımız var. Emir verdi menhecilerin tabiına. Ve inşallah bu yıl
gerçekleştirilir ve bütün menhecilerimizi dağıtırız öğrencilerimize. İkincisi dedik, üç mutavasıtada, altı idadide Arapçaya çıkan sorular neyse tercüme olunsun, Türkmenci okullarında aynı sorular sorulsun. Söz verdiler, bu yıl yerine getirmediler. Tekrardan uyardık özleri ve inanın, eğer gelecek yıl bunu yapmasalar, önümüzde kaza idari var, mahkemeye verir bütün bakanlığı. Çünkü bu bizim anayasal bir hakkımızdır. Aynı zamanda bazı branşlarda, bazı yerlerde sıkıntımız var teinette. Onu da sağ olsun başbakan söz verip ve inşallah yakın bir zamanda o sıkıntıları, o dereceleri tahkik ederek o teinetlerimize yapar. Biliriz, bakanlıktan müşkilemizi de yapan maalesef bu eğitimden ekmek yiyen, zengin olan bazı şahsiyetler var. Kirli bilgiler bakanlığa yetiştirirler, hatta bu diraseni yıpratsınlar. Ne yazık ki onlar da bu eğitimden en fazla fayda gören insanlardır. Onlar da uyarırız, deyirik, bu işimizden vazgeçin. Sonra millet sizden hesap sorar, cebhe sizden hesap sorar ve bütün partiler sizden hesap sorar. Çünkü bu milletin kaderine hiçbir şekilde müsaade etmeriz, bu kaderde oynasın. Ve indi de diyorum, ana dilinde eğitim almak bizim anayasal hakkımızdı. Kimse de düşünmesin bu haktan vazgeçer. Bugün hamdolsun başarı kaydetmişim. O başarı kaydolupsa bunun iki tarafın emeği geçipti bu başarıda. Bir anneler babalar sağ olsunlar, eğitimimize güvendiler, uşaklarını yolladılar bizim okullarımıza. Allah bütün o analardan, babalardan razı olsun. Biz de onlara söz veririz. Nece siz sahip çıkıpsız uşaklarımıza, biz de bu uşaklara böyle sahip çıkarız. İkinci taraf ki bu o başarının sahibidiler. O da okul müdürleriydi, müfettişlerdi, muavullardı ve öğretmenlerdi. Ve onlara da diyoruz, Allah razı olsun bütün emeği geçen insanlarımıza. Ama aynı zamanda bakın arkadaşlar, burada çok açık ve net konuşuram. Bugünden beri okul müdürleri ve oradaki olan öğretmenler mecburuk arkadaşlar hesap sorar. Diyarınca bakar, ne ki filan okul 100 tane, 200 tane kaydedip sen 5 tane, 1 tane, 2 tane kaydetmeyip sen. İdare kimsenin babası malı dağcı, kimseki de tapu dağcı. Başarılıysa o başımız üstte yeri var. Başarı kaydetmirse o çekil, ayrı bir arkadaş gelsin, yeri olsun, başarı kaydetsin. Hiç kimse o müdüre sahip çıkmakta hakkı yoktu. Çünkü ortada bir kaydetmek var, bir nisbet-i necah var, bir de öğrencilerimizin seviyesi var. Kabul etmeriz bunların kaderinde kimse oynasın, her kim olursa onun arkasında. Bir de her zaman arkadaşlar, müşriflerimiz, öğrencilerimiz, müdirlerimiz, muamullarımız birbirimizi sevin, birbirimize sahip çıkın. Koymayın bazı insanlar ortağımıza nefret tohumu eksin, hatta bu okullarımızı, eğitimimizi yıpratsın. Hapsından haberimiz var ve hapsından hesap sor. Bir de diyorum, çünkü bu eğitimin arkasında milletimiz var. Tekrardan bütün öğrencilerimize başarılar dilerim. Bütün velilere teşekkür ederim, çocuklarımızı emanet ettiğimiz yanımızda. Ve her çeşitli emin olsun, müsterih olsun. Eğitim davası, eğitim kadıyası bizim en önde gelen kadıyamızdır. Nece bir gün Irak Türkman cebhesi ve Irak Türkman cebhesi listesi özüden olan partiler Kerkük'e sahip çıkıp indiki idareyi boykot edip, çünkü içinde Türkman hakları olmadığı için ona nece bakırsak ve eğitime de aynı gözle bakırız. Nece orada taviz vermirsek eğitimimizde de taviz vermeriz. Çünkü biliriz bir bece, bir bele yüce
ve güçlü millet bizim arkamızdadır. Herkese başarılar dilerim. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Allah hakkımızdan razı olsun. Evet, konuşmasından dolayı Sayın Hasan Turan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, Türkmence eğitimi eğitimde başarılı olduğu kadar kültürel faaliyetlerde de başarılıdır. Şiirini okumak üzere Mehmet Korkmaz İlkokulu'ndan Cihan Akil Ali'ni sahneye davet ediyorum. Türkmanın çerkülü var, ah ne pember gülü var. Yanan ağrı ruhum gibi taştan ağır yükü var. Erbil'in kalası var, sorun daha nersi var. Mert altın köprü gibi hep uzun Türkçesi var. Kifliyle tuz arası bizim de yıkar ağzı. Neden Allah'ın bizde? İşte dünyanın yarası. Tezer tavuk ucağımı, haksı düşman ocağımı. Dünyada cennet yeri, yurdumuzun kucağı. Kara sefer yüzüne, kurbanan mert sözüne. Bir şebe gönül verdi, bir beyazlı kızına. Mendeli telafede her an, her kadere. Her yerde, her düşmana salam olsun bin kere. Merhaba sayın veliler, sevgili öğrenciler ve öğretmenler. Ben Efkan Banlı, Mehmet Korkmaz İlkokulu mezunuyum. Şimdi sizlere hazırladığım şiiri okuyacağım. Yolun sonu görülmüşse ve ayrılık vakti gelmişse zamansız. Güneş batacaksa yeni ufuklarda doğmak üzere. Geri dönüşü yok bu yolun, yolun sonuna geldik bir kere. Aradan geçti 6 sene, bir yaş daha büyüdün, 6. sınıf ile. Geçen yıla, geçen güne dedik güle güle. Tembellik yapmayıp çalıştım bile bile. 7. sınıfa geçmeyi hak ettim takdirle. Irak Türkmen ilk öğretimine herkes gelsin diye bu şiiri yazdık sizlere. Vatan